Selamlar en değerli Ben Yorum Eşkiret üyeleri, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çünkü ben çok iyiyim. Bugün günlerden Eurotrack, bugün günlerden pazartesi ama bu 45 bölüm yani 45-46 hafta boyunca aldığım en büyük iş ve ilk 100 bin euroluk işimi almış olacağım. Bu oyunla birlikte, evet yanlış duymadınız, 100 bin euroluk iş alıyoruz. Hemen bu oyuna geçmek istiyorum ama öncesinde bir şey söylemem lazım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Görüyor musun? Tam olarak 100.317 euroluk iş. Buna çift tıklıyorum ve işi alıyoruz. Ne oldu şimdi? He, mesele ne biliyor musunuz? Ben şu anda işi almadım. Şu anda işi almak için yola gideceğim. O zaman hemen ben yola gideyim, oradan devam edelim. Şu anda Glasgow'dayız. Buraya daha önce hiç gelmemiştim. Tabi İngiltere'de olduğum için soldan gidiyoruz ama bu Glasgow'a daha önce hiç gelmemiştim. Mimari yapısına da alışkın değilim. O yeşil yandı bize, çok tatlı oldu. Altımızda Volvo olduğu için acaba daha yüklü bir iş almış olabilir miyiz? Veya seviyemiz yükseldiği için mi bu kadar yüklü bir iş alıyoruz? Onu bilmiyorum ama dorseler orada bizi bekliyor. Hah, bu işte. 100 bin euroluk iş. Burada 14 var ama biz 100 bin euroluk işi seçiyoruz buradan. İşte şurada bizim dorsamız bizi bekliyor. Hop, bağladık mı? Şimdi bağla dediğimiz zaman. Harika. Biz işimizi aldık. Yolumuz nereden nereye? Tam 1840 kilometrelik bir yolumuz var. Yani 36 saate geliyor. Evet, şöyle baktığımız zaman ne taşıyoruz? Sıcak kimyevi madde taşıyoruz. Çok önemli bir madde olduğu için bu kadar pahalıya taşıyoruz. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Zaten çok dikkatli olacağımız için biz bu kadar parayı alıyoruz. Sağdan devam edeceğim. Beni mi bekledin? Eyvallah dostum, eyvallah, eksik olma. Tabii biz daha önce geçen bölümlerde o çift dorsiyi taşıdığımız için bunda açıkçası o kadar da çok zorlanacağımı ben düşünmüyorum. Ama yine tabii çok dikkatli olmamız lazım. Şu anda kaç kilometrelik yolumuz var demiştik? 1839 ve 100.317 euroluk bir para kazanacağız bu işi yaptıktan sonra. Tabii bizim ekstra olarak bir tane daha arabamız var. O ne? Mercedes. Mercedes'e de bir tane şoför bulmamız lazım. Bu işten sonra 100 bin euroyu aldıktan sonra toplamda bakayım kaç param var? 195. Hatta 197 bin euro civarında bir param olacak. Bayağı bir çoğalacağız. Gerçekten kredisiz olarak ilk defa bu kadar çok para kazanmış olacağım. Cebime bu kadar çok para girmiş olacak. Şimdi 2 saat sonra uyumam lazım. Benzinim de yarım depoda. Eğer bir benzinlik bulabilirsem oraya acilen girmem lazım. Tabii. Şimdi size bir öneride bulunacağım. Bir öneride derken bir dizi önerisinde. Ben radyo, televizyon, sinema okuduğum için birçok film ve birçok dizi izliyorum. Bunların başına görüntüyü izlemek, senaryoyu anlamak, film eleştirisinde bulunabilmek için tabii bunları izlemem gerekiyor. Sıkıcı değil, zevk alarak da izliyorum. Adeta Türkiye'de öyle yönetmenler var ki hani böyle deriz ya işte Türkiye'den bir şey olmaz falan filan şöyle böyle, hani çok iyi görmeyiz ama görürüz. Aslında görürüz. Dışarıdan bizim psikolojimize verilen bilgi bu, Türkiye'den bir şey olmaz. Hayır, olur. Bundan yıllar önce şuradan araba geliyor mu? Dur, şuna bir dikkat edelim. Aynen, tamam, geçebilirsin. Sürü diye bir film vardı. Yönetmeni Zeki Ökten'di. Harika bir filmdi. Daha sonrasında yine aynı senaristin yazdığı Bir Yol diye film vardı. Harika bir filmdi. Tarık Akın'ın hem prodüktörlüğünü yaptığı hem de oynadığı Maden diye bir film vardı. Çok para kazandırdı ve yine müthiş bir filmdi. Peki günümüze gelirsek neler var? Günümüzde de Nuri Bilge Ceylan var, değil mi? Peki ne var Altın Palmiye aldığı ödülü? Kış Uykusu. Bu Cannes Film Festivali'nin, yani Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye aldı. Kış Uykusu. Yönetmen, yazar Nuri Bilge Ceylan. Peki biz bu kadar başarıyı kazanırken neden hala böyle bir sistemde bulunabiliriz? Bu algıdan dolayı olabilir. Ve şimdi size yabancı bir diziden bahsedeceğim. Netflix
de yayınlanıyor bu dizi. Tabii Amerika'da bir TV'de de yayınlandı. AMC TV'de. Tabii AMC diye okunmuyordur Amerika'da olduğu için ama ben Türkçe olarak söylüyorum size. Az önce ekrana tükürdüm. Tamam. Aa, benzinlik. Şuraya bir gireyim. Şöyle motoru bir kapatalım. Motor çalışırken benzin alamayız. Bu tamam. Şuradan hemen bir uyuyalım biz. Nerede uyuyacağız? Ben şöyle durursam çıkışımda bayağı kolay olur. Bir de dinleneyim. Harika. Bizim gideceğimiz yer nere bu arada? Linç'e. NBFC diye bir yer. Orası neresiymiş abi, bakalım şöyle. Buradan çıkıyoruz acı yola. Ta buraya geliyoruz. Bakın ta nereden nereye. Buradan çıkıyoruz. Ta buraya kadar yolumuz var. Bayağı uzun bir yol zaten. 35 saatlik bir yol. Bayağı da uzun bir yol gerçekten. İlginç şeyler yaşandı az önce sürerken, yani görüntü alacağım diye bir sağa gittik bir sola gittik ama sorun yok. Şimdi önereceğim size dizi şu. Allah, şuradan dönüyor mu, yok devam ediyoruz, tamam. Aynaları aç görelim. Better Call Saul. Bu Better Call Saul aslında Breaking Bad dizisinin devamı niteliğinde bir dizi. Ama geleceğinden değil, Better Call Saul dizisi Breaking Bad dizisinin aslında geçmişini anlatıyor. Nasıl geçmişini anlatıyor? Breaking Bad dizisinde bir tane karakter vardı. Avukat. İsmi Saul'du. Bu Saul'un aslında gerçek ismi, yani aktrist de bu adam. Gerçek ismi Bob Odenkirk. Tamam mı? Bu adamın gerçek adı aslında Bob Odenkirk. Zaten bu Better Call Saul dizisinin ortak yapımcılarından birisi de. Fakat senaryosunu kendisi mi yazıyor? Hayır. Senaryosunu yazan insanlar bir kişi değil, birçok kişi. Hatta 10 kişi filan. Yine şöyle bir olay gerçekleşiyor. Şimdi bir beyin var, tamam mı, senaryoda. İskeleti oluşturuyor ve diğer senaristler bu iskeleti tamamlıyor. İşte etini koyuyor, işte şurasını koyuyor, burasını koyuyor. Ama bir beyin olması lazım bunun başında. İşte bu beyin kim? Aslında Breaking Bad dizisinin de yaratıcısı olan George Vintage veya diğer adıyla Vince Gilligan. Öyle mi okuyor? Vince Gilligan, öyle bir şey. Okuyamıyorum gerçekten Türk, yani İngilizcesini. Bu adam Breaking Bad dizisini oluşturan adam. Ve tabi Better Call Saul, yani Breaking Bad dizisinin devamı olan Better Call Saul dizisinin de tabi senaryosunu, yazarlığını yapıyor. Aynı zamanda tabi yönetmenliğini de bu adam yapıyor. Harika bir dizi. Yalnız ilk bölümlerinde böyle biraz sabretmelisiniz ki olaya bir giriş yapabilirsiniz. Daha sonrasında ikinci sezondan sonra zaten tutamıyorsunuz kendisi. Bir bölüm daha izlemek istiyorsunuz. Çünkü acayip saran bir dizi. Burada Saul'un, yani avukatın hayatını izliyoruz. Breaking Bad'e doğru, geçmişten geleceğe doğru geliyoruz. Biz zaten Breaking Bad dizisinde bu Saul'un geçmiş, o andaki yaşantısını bildiğimiz için geçmişini öğrenmemiz lazım. Bunu merak ediyoruz. Ve Better Call Saul dizisi de bizi devriliyor galiba. Bize bunu açıklıyor. Eğer izlerseniz acayip keyif alacaksınız. Bakın size bunu söylüyorum. Fakat sabredin. Tamam mı? Bir anda böyle bam 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 bir şeyler olacağını beklemeyin. Bu bir avukat dizisi aslında. Ve mücadeleyi ve tam böyle dipten yükselişe geçişi anlatıyor. Nasıl bir mücadele, nasıl bir emek? İşte bunu bu dizide göreceksiniz. Şunu bir sollayayım, sağlayayım burada. Pardon, İngiltere'deyim. Sollayamam, sağlayabilirim. Aman aman aman, dur. Devrilme şimdi. Devrilirsem hiç hoş olmaz. Şöyle 58'de sabitledim acı hızı. Burada yokuş çıkıyoruz ya zaten. Güzel güzel çıkarım. Hiç stres mi stres yapmadan güzel güzel devam ederiz burada. Eğer biri geçecekse beni hemen sağımdan gelir geçer yani. Ben şu anda bu dar yolda yokuş çıkarken daha fazla hız yapamam. Yapamam derken benim yeteneğim dışında değil yani. Araba çıkmaz o kadar hızla. Arkamda yük var. Kaç ton bu yük biliyor musun? Tam 20 ton. Size bu dizinin başrollerinden bahsetmek istiyorum. Hele bir kadın var başrolünde. Dizideki ismi Kim?
Bu tabii, bu da avukat. Şeyin kız arkadaşı, Saul'un kız arkadaşı. Ha bu arada Saul aslında onu sahne adı gibi düşünebilirsiniz. Gerçek adı, dizideki gerçek adı Jimmy. Bunun abisi var, bir de o da avukat. Ve abisinin adı da Chuck. Chuck McGill. Jimmy McGill, Chuck McGill. Abisi bu Jimmy'yi sevmiyor. Ve aslında kardeş arasında bir çekişme var. Tabii ben size spoiler vermeyeceğim. Bunu izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kardeş arasında çekişme var cümlesi bu diziyi özetlemek için çok yetersiz, hatta hiçbir şey sayılabilecek bir cümle. Fakat size bir ipucu vermek istedim yalnızca. Kesinlikle izleyin. Tekrar söylüyorum, kesinlikle izleyin. Bu Jimmy'nin, yani Saul'un sevgilisinin adı Kim Wexler. Kim Wexler da o zamanın, oradaki dönemin en iyi avukat şirketlerinden, hukuk şirketlerinden birinde çalışıyor. HHM. Ve bu HHM'in ortaklarından birisi de Jimmy'nin abisi Chuck. Chuck bu HHM şirketinin ortaklarından ve bu Jimmy'nin avukatlığını pek kabullenemiyor diyebiliriz. İstemiyor da diyebiliriz ama kıskanıyor diyemeyiz. Jimmy gerçekten tırnağıyla çıkıyor bu avukatlığa. Çünkü öncesinde ne işler yaptı, ne yaptı, bunu dizi izleyerek öğrenebilirsiniz. Ve bu dizide bir başrol daha var. Başrol. Ha dediğim gibi başrolleri bir daha söyleyelim. Kim vardı? Jimmy başrolde. Yani Bob. Kim vardı? Kim başrolde? Kim Wexler. Gerçek adı ne? Bu arada onun gerçek adını size söyleyeyim. Kim Wexler'ın gerçek adı Ree Seahorn. Bu alta yazacağım zaten adını. Daha net okuyabilin diye. Çünkü benim söylememden anlayamayabilirsiniz. Çok güzel bir kadın. Zaten ben şuna dikkat ettim. Bu Better Call Saul dizisinde oyuncuların yarısı sarışık, mavi gözlü ve sarı saçlı. Yarısı böyle. Görmelisiniz ya. HHM'in bir de abisinin ortaklarından biri, Jimmy'nin abisinin ortaklarından biri var. O da sarışık. Ama diğer ortağını göremiyoruz yani. HHM bir kişi daha olması lazım. Bu Jimmy'nin, yani Saul'un gerçek adını söylemiştim. Bob Odenkirk ve hocam. Tehlikeli yerler mi burası? Oo, güzel. Bak, önündeki adamı görmesem bu adamı yavaşlayacağını tahmin edim. Oğlum adama giriyordum ha. Tahmin edemeyip girerdim ben o adama, ben sana söyleyeyim. Eyvallah. Şöyle ben bir geçeyim. Sen bekle dostum. Güzel. Tamam, buraya da geçtik. Jimmy'nin abisi var demiştik. İsmi Michael McKean demiştik. Gerçek ismi Michael McKean. Neydi? Chuck McKean. Neyse benim hatam. İşte bak diyorum ya, buraya bir geçmem lazım diye. Lan kağıda bakıyorum, adamı göremedim ki. Arkadaşlar işte araba kullanırken başka şeyle ilgilenmeyin. Yoksa benim gibi kaza yaparsınız. Kim Wexler'ın gerçek adı Ree Seahorn. Şu başrollerin ismini düzgünce bir daha söyleyeyim. Saul yani Jimmy. Bob Odenkirk. Gerçek ismi Odenkirk. Adamın gerçeklik ismi Odenkirk. Chuck McKean. Jimmy'nin abisi. Gerçek ismi Michael McKean. Kim Wexler. Jimmy'nin kız arkadaşı, sevgilisi. Gerçek adı Ree Seahorn. Ve bir başrolümüz daha var. Tabii birçok daha başrolümüz var ama burada sizin en çok dikkatinizi çekecek bir adam daha var. Bu Jimmy ile tabii buluştuğu sahneler, görüştüğü sahneler var. Fakat şu anda dizinin bu ikinci sezonunda öyle pek de bir yakınlığı yok. Daha sonrasında yakınlıkları birleşecek. Senaryoya başka adamların dahil olmasıyla birlikte. Peki bu söylemiş olduğum adam kim? Mike. Gerçek adı Jonathan Banks. Bu Mike aslında eskiden polismiş ama polislikten atılmış. Peki neden polislikten atıldı? Bu hikayeyi biz Breaking Bad'de biliyoruz. Breaking Bad'den öğreniyoruz. Breaking Bad'de bu hikayeyi zaten öncesinde öğrenmiştik. Bunu tabii ben size söylemeyeceğim. Eğer Breaking Bad'i izliyorsanız veya izlerseniz bu size spoiler olmasın. Bu Mike polislikten atılıyor fakat kader onu yine illegal işlerin içerisine sokuyor. Çünkü bu Mike aslında böyle... Tamam, güzel geçtik. Oha, ölümden nasıl geçti lan? Vur başına al parasını diyebileceğim bir tip hiç değil. Yani çok zeki bir adam. Aynı zamanda acayip sakin.
çok sağlam bir adam, iyi silah kullanan bir adam, iyi dövüşen bir adam. Böyle iyi dövüşen dediğim zaman aklınıza karate yapan, kickbox yapan bir adam gibi düşünmeyin. Bitirdim mi işini bitiriyor. Yani tek hamle. Onun işi tek hamle, tamam mı? Tak! Bitti, o kadar. Yoksa bu hayalinde canlanacak dövüş sahneleri olmuyor onun sahnelerinde. Çünkü bu adam zaten sakin, işini önceden planlayan bir adam. Ve karşısındaki rakibini çok iyi tanıyan bir adam. O için hemen tak işi bitti. Böyle çalışan bir adam. Zaten diziyi izlerseniz ne demek istediğimi de anlayacaksınız. Yazarlar arasında dediğim gibi George Mindeich var yine, bu yönetmeni. Peter Gold var. Peter Gold da bu önemli yazarlarından birisi. Beyin takımından birisi. Gerçekten dizi harika bir dizi. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Peter Gold. Sağ ol. Şu anda 36 saatlik bir kalan sürem var ve navigasyonda da benim 15 saat 40 dakika sonra oraya varacağım yazıyor. Tamam, yani iki katından fazla bir zamanım var, 36 saatim var. Bunun için inanılmaz hızlı gitmeme gerek yok, hatta dikkatli dikkatli gidebilirim ki öyle de gideceğim zaten, dikkatli gitmem lazım. Şu anda Avrupa'dayız, yani İngiltere'nin doğusundayız. Onun için şu anda ülke olarak neredeyiz biz? Hollanda'dayız, Amsterdam'dayız. Onun için yol soldan değil sağdan akmaya başladı. Bunu ilk oynadığım zamanlarda karıştırıyordum. İngiltere'ye gidiyorum mesela, soldan gideceğim ve sağdan gidiyorum. Onları siz de belki bu oyunu oynarsanız karıştırabilirsiniz ama zamanla alışırsınız. Aa, bu arada param 103 bin euro olmuş. Ben size bir şeyler anlatırken bizim şoförlerimiz çalışmışlar, bize para getirmişler. Benim 95 bin eurom vardı. Şu anda ise 103 bin eurom var. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. Wow! Tam 8000 euroluk bir iş getirmiş bana şoförlerim. Evet, bu işi tamamladıktan sonra ben bir şoför daha alacağım. Çünkü Mercedes'in başına o şoförü koymam lazım. Diziyi şöyle genel bir şekilde anlatmak gerekirse şöyle anlatabiliriz. Şimdi dizide bir avukatlar var. Bunlar zaten ismini söylemiştim. Kim var? Saul var ve bir de karteller var. Bu karteller kim? Texas'ta bulunan uyuşturucuyla, yani illegalle ilgilenen insanlar. Bunlar uyuşturucu satarak, bunlar illegal işler yaparak para kazanan adamlar. Ve bir de bizim söylemiş olduğumuz Mike var. Polislikten atılma bir adam ve daha sonrasında illegale istemeden de bulaşan, çünkü paraya ihtiyacı olduğu için bulaşan bir adam. Şimdi biz bu illegal olan olayları ayrı bir hikaye olarak izliyoruz ve bu avukatın Jimmy'nin, Kim'in olaylarını, Chuck'ın olaylarını ayrı bir şekilde izliyoruz. Bilmiyorum ileride bunlar birleşir mi ama tahminimce birleşecek, çünkü Jimmy ile Mike'ın yolları birleşiyor. Galiba bu karteller ile Jimmy'nin yolu da birleşecek. Çünkü hatta dizinin başlarında bir Jimmy bir adamla karşılaşmıştı. Bir olay oluyor. Yine Jimmy iş kovalama peşinde. Etik olmayan davranışlarla bulunuyor. Fakat bana göre etik, çünkü adam işini kovalıyor. Fakat yaptığı davranışlar kabul edilemeyebilir. Orası ayrı. Zaten kabul bazı kişiler tarafından kabul edilemediği için başına bir bela giriyor. Fakat Jimmy'nin o muhteşem konuşması sayesinde, ikna yeteneği sayesinde oradan kurtuluyor. Bunları biz dizide görüyoruz. Aslında bunları görmemiz bize ilerideki bölümlerde bir birleşmenin, aslında Jimmy'nin de avukat olarak illegal işlere bakacağını veriyor. Ben böyle anlıyorum, böyle yorumluyorum. Tabii biz bunları ileride göreceğiz. Fakat gerçekten harika bir dizi. Aşkı görebiliyor muyuz dizide? %100 çok fazla göremiyoruz. Yani böyle Allahu Ekber. Ah, az daha gidiyorduk ha. Mesela Netflix'te bazı diziler var. Baya böyle aşkı görebiliyorsunuz. Fakat burada aşkı tadabiliyorsunuz. Yani böyle kimle? Jimmy'nin aşkını görüyorsunuz. Jimmy'nin kim için yaptığı fedakarlıkları, aşk için yaptığı olayları görüyorsunuz ve bence bu da aşk kavramına girer. Yani aşk dediğimiz zaman illa bir erotik olmasına gerek yok bence. Yapılan davranışlar da aşkı tanımlayabilir. Evet, genel olarak diziyi de bu şekilde spoiler vermeden özetleyebilirim bence. Size anlatabilirim bence. Eğer
ileride bir dizi izlemek istiyorsanız veya bir dizi arıyorsanız kesinlikle Better Call Saul'u izleyebilirsiniz. Eğer Netflix hesabınız yoksa zaten biliyorsunuz internetten mutlaka bir şekilde bu diziye ulaşabilirsiniz. Lynch'e keşfedildi. Artık Lynch'e geldik. Allah. 1 kilometrelik bir yolum var. 1 kilometre sadece 5 dakika yani. Ondan sonra malımı teslim edeceğim. Buraya kadar öyle çok büyük kazalar yapmadım. Ufak tefek dokunmalar oldu. Tabi çekicimde %11'lik bir hasar var. Ama o kadar önemli değil yani dediğim gibi. Şimdi buraya kadar geldik. Tam bu noktada kaza yapmamız hiç hoş olmaz. Onun için şu solundaki arabaya çok dikkat etmem lazım. Şuraya şimdi döneceğim. Dön. Bu hop, dur burada. Ve de ki şunu bir denemek istiyorum. Ha, işte bu. Harika ya. İşte arabayı müthiş bir şekilde park ettim geri ve 90 tecrübe puanımı da aldım. Şimdi Dorsey'i bıraktım ve toplamda gördüğünüz gibi 100 bin euroluk işimi tamamladım. Harikaydı. Toplamda 220 bin euroyu şu anda bakiyemizde görüyoruz. Abi gerçekten 100 bin euroluk iş yaptık. Yol zaten bayağı bir uzundu ama değdi mi? Sonuna kadar değdi. Zaten yeni işçimizi de almış olduk. Bu sayede Ben Hür'ün şirketini daha fazla yükseltmeye çalıştık. Umarım vermiş olduğum dizi tavsiyesini de beğenmişsinizdir. Bu tavsiyeleri daha çok yapmamı istiyorsanız lütfen aşağı yorum olarak belirtin ki ben de bileyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve daha önemlisi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.